Hocam geçen hafta gerçekten çok zor bir maçtı Konya maçı. Evet. Ve Ankara Gücü bir puana dönmesini bildi. Öncelikle bu maçtan başlayabilir miyiz? Tabii zor bir maçtı. Yani şimdi Konya maçı ilk maç. Konya daha hazır. Biz daha eksik bir takımdık. Ama iyi analiz ettik. Nasıl oynamamız gerektiğini oyunculara anlattık zaten. Ona göre taktik amaçlı çıktık. Vallahi oynanan oyun aslında mücadele anlamında iyiydi. Ha, pozisyonlarımız tabii ki rakibin pozisyonları vardı. Korcan sağ olsun. O pozisyonları kurtardıkça oyuncularımız da o özgüvenle, aynı cesaretle, aynı mücadeleyle üstüne daha çok koyarak maçı bitirdiler. Yani sonlara doğru galip gelme pozisyonlarımız da oldu. Bir tane penaltımız vardı. Onlarınki de evet, net penaltıydı. Evet, net penaltıydı. Onlarınki de, onların da bir pozisyonu vardı. Onlara da penaltı diyorlar. Evet, İlhan'ın pozisyonu. Yani ama iyi geçti. Bu hafta Kayseri maçı var. Her hafta üstüne koyarak bu takım yukarılara doğru kendisini çekecektir. Fizik olarak, performans olarak, oyun olarak. İyi olacak inşallah. Kayseri Spor maçında da inşallah iyi sonuçla ayrılırız diye düşünüyorum. Hocam, bazı oyuncuların da sakatlığı var tabii ki. Bu da sizin elinizi güçleştiriyor. Tabii kadro biraz da dar var. Transfer yasağı da var aynı zamanda. Evet. Öncelikle bu oyuncuların son durumu nedir? Sakat olan oyuncular. Oyuncularımızdan şu anda sakat olan oyuncu yok. Yani Pinto bir sorunluydu. Yani biraz geç kalmıştı. Ya Pinto'nun zaten sağlam olsa da antrenman eksiği vardı. Hı-hı. Ondan dolayı yararlanamayacaktık. Ama biz gene de o kasığında problem olduğu için onu da riske atmak istemedik. Kadromuzun içerisindeydi ama o riske girmek istemedik. Fatih'i kullanabildiğimiz kadar kullanmaya çalıştık. Tabii ki Fatih ile Pinto'nun eksiği var. Antrenman eksikleri özellikle. Diğer oyuncuların da var ama onlarınki daha fazla. Çünkü çok geç katıldılar. Gençler Birliği hazırlık maçından önce, işte spor yazarı maçından bir gün önce gelmişlerdi. Hı hı. Hala devam ediyor. Onlara antrenman vermeye devam ediyoruz. Tabii ki daha ileri hafta daha iyi olacak diyorsunuz herhalde. Tabii. Yani antrenman yaptıkça, çalıştıkça o konuda fizik kapasitelerini daha yukarı çekecekler yani. Hocam, bu hafta tabii Ankara Gücü tam 8 aydır Ankara'da yenemiyor. Eylem Stadyumu'nda özellikle. Buradan bir taraftarla mesajınız olacak mı Kayseri maçı öncesinde? Taraftarlarımızı her zaman maçlarımıza bekliyoruz. Onlara önce şöyle söyleyeyim. Konya'da gerçekten ciddi bir bizi destekleme konusunda çok ciddi güç verdiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Aynı desteği Eryaman'da cumartesi Kayseri maçında da bekliyoruz. Onlar bizim için olmazsa olmazımız. Ben her zaman söylüyorum. Ankara Gücü bir camiaysa onlarla birlikte var zaten. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim.